Sizce halk olarak Kürt sorunu var mıdır, yok mudur diye soruyoruz. Vardır. Neden vardır mesela? Vardır. Yıllardır ezdiler hep onları. Evet. Ben Kürt değilim ama vardır Kürt sorunu bu memlekette. Evet. Peki çözülebilir mi? Çözüm nedir? Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Evet. Her şeyin bir çözümü vardır. İsterlerse ama. Evet. 40 senedir onlardan besleniyorlar zaten. Evet. Öyle değil mi? 40 yıldır PKK, PKK aşağı, PKK yukarı. Kardeşim siz yarattınız zaten bunu. Siz yarattınız. Ben doğuda askerlik yaptım. Adamın evine aramaya girdiğinde pirincinle bulgurunu karıştırırsan bir araya, içinde silah ararsan, ondan sonra da işte o adam koca kış ne yiyecek, ne içecek? Evet. İşte Kürt sorunu budur işte. Ezersen insanları, yok sayarsan, bir yatırım yapmazsan, evet, büyük şehirlere bütün yatırım var. Oraya niye fabrika kurmuyorsun? Oraya da kur fabrika. Evet. O taraftan ihracat yap. Onlar da o yandan sınıra yakın. Evet. Ama işlerine gelmiyor çünkü başka yerden nem alamıyorlar. Siyasetçilerin hepsi böyle. Evet. Bir şey olsun PKK, bir şey olsun şimdi işte yeni çıktı FETÖ. Hepsini kendileri yarattılar bana sorarsan. Onlar sınır dışı zaten. Sen nerede yaşıyorsun? Ben mi? Ben Bursa'da yaşıyorum. Babayın eşini alanına doğru konuş. Elini çek motorumdan. Yürü buradan şimdi. Yürü lan! Yürü! Bacaksız. Evet. Halka göre, size göre Kürt sorunu var mıdır, yok mudur? Kesinlikle vardır. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu ülkede 20 milyon üzerinde Kürt nüfusu vardır. Evet. Hiçbiri kendi ana dilinde eğitim göremez. Seçmeli, zorunlu yoktur. Kesinlikle gelmesi gerek. Kürtçe dilinin resmileştirilmesi bence şarttır. Bu kesinlikle bölücülük değildir. Tam tersi böyle olmaması bölücülüktür. Kürtleri ötekileştirmektir, şey yapmaktır. Adetlerinden, törelerinden geri bırakmaktır. Zaten gitgide asimile oluyoruz. Zaten Kürtçe resmi dil olmazsa artık ben bilmiyorum bundan 50 sene sonra ne olur yani. Zaten biz son nesilleriz. Annem benim Türkçe bilmez. Ben Kürtçe bilmem mesela. Yani o çok büyük bir sorun benim gözümde. Tabii bizde de hani istek olması lazım ama olsun yani kesinlikle eğitim şart. Kürtçe eğitimi şart bu ülkede. En azından seçmeli bir şekilde resmi kurumlarda Kürtçe dersi verilmeli. Sizce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır yok mudur? Vardır olmaz mı canım? Ya Kürt'tür yani. Hayrım ne yaptıklarını bilmiyorum ama yani yapan yapıyor. Size mesela hiç ayrımcılık yapan oldu mu? Biz ayrım yapmayız. Evet. Biz de ayrım yaptılar mı mesela? Bir ayrım yaptılar. Yaptılar. Yapan yaptı. Ne yaptılar abi? Türkçe Cumhurbaşkanımız, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdı. Bizi aşağı görüyor. Cumhurbaşkanından söz konusumuz yok ana. Evet. Onun Mustafa Kemal Paşa'nın halkı. Evet. Bizi sıfır şeye görüyor. Aşağılamak için görüyorlar. Evet. Sıfır. Onun için Cumhurbaşkanımızın bir hedefi vardı. Bizim dedi romanlar dedi. Evet. Birinci sınıf dedi. Ayrımlık falan yok dedi. Peki birinci sınıf dediler ama sadece sözde mi kaldı yoksa romanlar birinci sınıfa atladı mı sizce? Birinci sınıf mı şu anda? Şimdi eşit. Eşit miyiz? Eşit. Yani. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun onunla kendinden. Bizi nereye gitse toplumun içine de gitse saygısını, hizmetini gösterirler bize. Peki abi Kürt meselesi var mıdır Türkiye'de? Şimdi Kürt meselesi derken bir böyle söyleyeyim. Şimdi bir Kürt'ü, Laz'ı, Roman'ı, bilmem ne, her şey var değil mi? Evet. Şimdi bir Allah tarafından bir yaratma şey vardır. Evet. Şimdi kuvvet, başa duymak, gelemenden bahsedilir. Evet. Ama onu yaratan kim? Evet. Kürt'ü de yaratmış Allah, Roman'ı da yaratmış, Çerkez'i de yaratmış, hepsini yaratmış. Evet. O zaman nasıl biz onu alçak görelim onu? Biz göremeyiz eşit. Yani, biz evet. Göremeyiz. Biz görmüyoruz yani. Türk'ü de, Kürt'ü de, Roman'ı da hepsini eşit görüyoruz biz. Sağ olasın Allah. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi günler. Hadi günler.